Merhabalar Yaşar Bey, nasılsınız? Merhaba hanım, iyiyim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için öncelikle. Rica ederim. Yaşar Bey, biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinlemek istiyoruz. Uzun yıllardan beri sektörün içerisinde varsınız. Nasıl başladınız bu sektöre? Ben 1972 yılında başladım. 1978 yılında kendi servisimi kurdum. 78'den beri de büyüterek devam ediyoruz. Devamlı yurt dışındaki fuarlara falan gidiyorum. Yenilikleri yakından takip ediyorum. Mesleğimizi seviyoruz. Severek yapıyoruz. Bu yüzden de başarılıyız değil mi? Evet, evet. Bu yüzden de başarılıyız. Evet, işin çıraklığından geliyorsunuz evet. Yaşar Bey. Mutfağından evet. Ve bu senelere, bu yıllara gelmişsiniz. Kaç yıl oldu aşağı yukarı? Şöyle böyle 46 yıl falan. Neredeyse 50 yılı evet. Devireceğiz maşallah evet, diyelim. Evet. Peki burada Akkoto olarak neler yapıyorsunuz? Biz gençler Mercedes-Benz ve Smart'ın servisini yapıyoruz. Motor, mekanik, yedek parça, kaporta boya, tüm servis sistemlerini gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Mercedes ve Smart markalarının evet. Bütün bakımlarını, servislerini evet. Yapıyorsunuz burada. Evet, evet. Peki nelere dikkat ediyorsunuz bu hizmetleri sunarken? Şimdi bir defa Mercedes-Benz'in yedek parçasını kullanmıyoruz. Orijinal. Evet. Yan sanayi ve taklit malzemeleri kullanmıyoruz. Mercedes'e yakışan kaliteli bir servis sunuyorsunuz. Sunuyoruz. Hı hı. Bir de Smart markamız evet. Var. İki markayla evet. Devam evet. Ediyoruz. Burada peki işçilik de çok önemli. Tabii. Kaç kişiyle çalışıyorsunuz burada? Şöyle böyle 7 kişiden. Mercedes-Benz'in diagnozunu kullanıyoruz. Kendisine fabrikaya bağlı. Hı hı. Böyle kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Hı hı. Yani 7 uzman kadroyla evet, burada evet, evet. Hizmetimizi sunuyoruz. Kullandığımız evet, her parçada, evet, her evet. İşçilikte dikkat evet. Ediliyor yine. Ve evet. Orijinal parçalar evet. Kullanılıyor. Asla yan sanayi evet. Dediğimiz parça yok. Yok. Peki bu saydığınız unsurlar sektördeki farkınızı doğurmak için yeterli kalıyor mu Yaşar Bey? Müşteriler sizi neden tercih ediyor? Kaliteli ve doğru iş yaptığımız için. Bize güvendikleri için. Evet. 50 yıldır da sektörün evet, içerisindeyiz evet, neredeyse evet, dile kolay. Evet. Artık işin ehli olmuşsunuz. Evet, evet. Sanırım bir bakışta anlıyorsunuz tabii, ne olduğunu. Tabii. Yeni projeler var mı peki ilerleyen günler için? Nerelerde göreceğiz sizleri? Yeni bir yer satın aldık. Yetkili servislik için de Mercedes-Benz'e müracaat ettik. Bu işi de daha büyütmek istiyoruz. Hı hı. Oda yerimiz sanırım Ataşehir'de olacak. Evet. Buradaki yerimiz evet. Bostancı'da. Evet. Aynı zamanda yetkili evet. Servis evet. Ağına katılacağız. İnşallah diyelim. Başarılar diliyoruz sizlere şimdiden. Peki buradan izleyicilerimizde müşterileriniz de illaki olacaktır ya da tüketiciler var. Onları bilinçlendirmek adına neler söyleyeceksiniz? Nelere dikkat etmeliler araba binicileri? Mutlaka bu işi bilen, deneyimli servislere gitmelerini tavsiye yapıyorum. Hı hı.
bu işi işin ehlinde yaptıracaklar, evet, yaptırmalılar, evet, diyorsunuz. Evet, evet. Tabii ki eminelere emanet, tabii, etmek lazım. Sonuçta, tabii, arabamız, tabii, can taşıyoruz. Evet. Her şey önemli. Peki son olarak Akato ile alakalı neler aktaracaksınız? Son görüşlerinizi alalım o zaman. Biz gençte bunu kurduk, gençte bunu büyütmek istiyoruz. Devam etmesini istiyoruz. Evet, sizden sonra oğlunuz var. Umarım, evet, o da iyi yerlere da getirir. Evet. Sinan'a kadın benim bir... Kendisi de zaten makinem... Ben makine mühendisidir. Daha bilinçli, daha farklı yerlere geleceğini bekliyorum. İnşallah diyelim ve sizlere başarılar dileyelim. Şimdiden bir sağ başka programda görüşmek üzere Yaşar Bey. Tamam efendim, sağ olun, teşekkür ederim.